Arkadaşlar Türk İslam tarihi içerisinde bakmamız gereken bir başka önemli nokta Yakın Doğu'da kurulan diğer devletlerdir. Yakın Doğu'da kurulan devletlere baktığımızda Türk İslam devletlerine baktığımızda ilk incelememiz gereken devlet Moğol İmparatorluğu'dur. Orta Çağ'ın en önemli Türk İslam dönemi'nin en önemli imparatorluklarından birisidir Moğol İmparatorluğu. 1196 yılında kurulduğu söylenir Moğol İmparatorluğu'nun 1227 yılına kadar da devam etmiştir. Arkadaşlar Moğollar ayrı bir ırktır. Orta Asya'da yaşayan ayrı bir kavimdir. Ancak zaman içerisinde Moğollar Türkleşmişlerdir. Yani kültürel anlamda Türk kültürüne daha yakındırlar. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de Uygur Türklerini egemenlik altına almalarıdır. Uygurların etkisi bunda gerçekten büyük çünkü zaman içerisinde Moğolları etkileyerek kültürel anlamda Türkleştirmişlerdir. Aynı zamanlarda Moğolların hakimiyet anlayışları, ekonomik faaliyetleri, yaşam tarzları da Orta Asya Türkleriyle çok büyük benzerlikler gösterir. Moğolların kurucusu Cengiz Han'dır. Asıl adı Temuçin. Moğolistan'da kurulan bir imparatorluktur. Cengiz Han başa geçtiği ilk dönemde öncelikle Orta Asya'daki dağınık Moğol kabilelerini birleştirmiş ve giderek büyümüştür. Hatta Orta Asya'daki Türk kabilelerini, Türk boylarını da tek çatı altında toplamıştır. Dolayısıyla Orta Asya Türk Siyasi Birliği ilk olarak Asya Hun Devleti döneminde, sonra Göktürkler döneminde ve üçüncü olarak da Moğol İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Yani Orta Asya Türk Birliğini üçüncü kez gerçekleştiren Moğollar yani Cengiz Han olmuştur. Ve kendi döneminde gerçekten çok geniş sınırlara da ulaşmıştır. Zaten Cengiz Han ölmeden önce de devleti dört oğlu arasında da Paylaştırmıştır. Yan taraftaki haritada gördüğümüzde arkadaşlar, Cengiz Han'ın öldüğü sırada Moğol İmparatorluğu'nun egemenlik altına aldığı bölgeyi görüyoruz. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu dört ayrı kola ayrıldı dedik. Dolayısıyla bunlardan ilki Altın Orda Devletidir. 1227 yılında kurulmuş ve 1502 yılına kadar devam etmiştir. Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından kurulmuştur Altın Orda Devleti. Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir Moğol devletidir. İslam kültürü içerisine girerek İslamiyet'i kabul etmişler. İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devletidir Altın Orda devleti. Ancak daha sonra Altın Orda topraklarında Kazan, Nogay, Kırım, Özbek, Hokant, Buhara ve Hive hanlıkları da kurulmuştur. Altın Orda devletinin zayıflaması Rusların güçlenip güneye inmesine de sebep olmuş. Çünkü Altın Orda Devleti Karadeniz'in kuzeyinde kurulduğu için bir anlamda Rusya'ya bir engel teşkil ediyordu. Ancak Altın Orda Devleti'nin zayıflayıp yıkılması bir anlamda Rusların o bölgede daha da güçlenmesine ve güneye doğru inmesine sebep olmuştur. Bunun dışında bir başka Moğol devleti 1256 ve 1336 yıllar arasında yaşayan İlhanlılardır. Bir anlamda Türk devletleriyle en çok siyasi ilişkiye giren de İlhanlılardır. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulmuştur İlhanlılar. Özellikle Azerbaycan ve Anadolu'ya hakim olmuşlardır. Türk tarihinde İlhanlıların en önemli yeri arkadaşlar 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı'dır. Kösedağ Savaşında İlhanlar yani Moğollar Anadolu Selçukluları ile savaşmışlar ve Anadolu Selçuklu Devletini Köse Dağ Savaşında yenerek Anadolu Selçukluların yıkılışında da çok önemli bir rol oynamışlardır. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışına sebep olarak Anadolu'nun bir kısmında da hakim olmuşlardır. Bir başka Moğol devleti Çağatay Hanlığı'dır. 1227 yılında kurulmuş, 1369 yılına kadar devam etmiştir. Cengiz Han'ın oğlu Çağatay tarafından kurulmuş ve Doğu Türkistan'da varlık göstermişlerdir. Ve bir başka Moğol devleti Kubilay Hanlığı'dır. 1280 ve 1368 yıllar arasında varlık göstermiş. Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Çin'de yani Pekin'de kurulmuştur. Ancak diğer Moğol devletlerinden önemli bir farkı var. Altın Orda, Çağatay ve İlhanlılar İslamiyeti kabul ederken Kubilay Hanlığı Çin'de kurulmasının sebebiyle e, İslamiyeti kabul etmemiş, İslamiyeti kabul etmeyen ve Türkleşmeyen tek Moğol devletidir. Bu anlamda Çin kültürü etkisinde kalmış, özellikle Budizmi ve daha sonra Hristiyanlığı benimsemiştir. Yani Kubilay Hanlığı e, özellikle kendi kültürünü kaybeden, asimile olan bir e, hanlıktır. Ancak Kubilay Hanlığı ile ilgili şöyle bir bilgimiz de var. Bu dönemde Orta Çağ döneminde ünlü Venedikli seyyah Marco Polo Doğu ziyaretleri sırasında Kubilay Hanlığı'nı ziyaret etmiştir. Yan tarafta görülen resimde de Marco Polo'nun Kubilay Hanlığı'na Çin'e gelişi gösterilmekte. Marco Polo buradaki izlenimlerini seyahatnamesinde yazmış ve bunu Avrupa'ya götürdüğünde daha sonraki dönemlerde coğrafi keşiflerin başlamasına da bir anlamda rehberlik etmiştir. Müzik